أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين <applause> فلقتحم العقبة وما فك رقبة أو إضعام في يوم ذي مسربة يتيما ذا مقربة أو مسكين <applause> ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشامه عليهم نار مؤصده صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem izleyiciler, hepinize sağlık ve afiyet diliyorum. Rabbim hanelerinize ve ömürlerinize bereketler lütfeylesin. Bu sohbet programında sizinle adalet konusu etrafında konuşacağız. Adalet, kelime manası itibariyle ölçü demek, denge demek, hatta at ile uğraşanlar ve yük taşıyanlar bilirler, atın üzerine veya bir binek hayvanın üzerine sağlı sollu konulan yüklerden her birisi dir ki onlar dengede olmazsa o yük huzurla taşınmaz. Adalet de toplumların huzuru için şarttır. Biz hatırlarsanız her cumada hutbenin sonunda hocamız Hatip bir ayet-i kerime okur. İnna Allaha ye'muru bil adli vel ihsani diye başlayan ayet-i kerime. Allah adaleti emreder diyor. O bize hatırlatılır. Her cumanın sonunda adalet vurgusu yapılır. Yine Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde ve izâ hakemtum beynen nâsi insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman en bil adl adaletle hükmetmenizi emreder diye daha üst tarafıyla da bağlantılı olarak buyurur Cenab-ı Hak. Adalet sadece mahkemelerde beklenen bir hususta değildir. Toplumun bütün kesiminde adalet vardır. Toplumlar adaletle ayakta dururlar ve ayakta durmak isteyen toplumlar da adaleti ayakta tutmak zorundadırlar. Bununla ilgili olarak yine bir ayeti i kerime ile devam edelim. Nisa suresindeki bir ayeti kerime. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenü kûnû gavvâmîne bilgisli şühedâ elillah. Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutanlar olunuz. Allah için şahitlik yapanlar olunuz. Bir Bilgist aynı zamanda adalet demektir. Onu adaleti ayakta tutan hem de iyi ayakta tutan orada bir ifadede böyle bir güçlülük var. Yani mübalağa dediğimiz bir siga kullanılmıştır. Şahitliği de Allah için yapın. Ad şahitlik zaten doğru yapılmazsa adalet tesis mümkün de olmaz. Sonra diyor ki Allah bunu bizden istedikten sonra velev ala enfusikum enfusikum her valideyni ve akrabin kendi aleyhinize de olsa ana babanızın aleyhine de olsa akrabanın aleyhine de olsa adaleti ayakta tutun. Çünkü adaletin olmadığı toplumlarda huzur olmaz. Eskiler de demişlerdir. Adaletsiz bir toplum yöneticiler Müslüman da olsa uzun ömürlü olmaz. Ama adaletli bir toplum yöneticiler Müslüman olmasa da uzun ömürlü olabilir. Hani adalet mülkün temelidir diyoruz. Orada da bir adalet vurgusu var. O sözün aslı Arapçada da el adlu esasül mülk diye geçer ki oradaki mülkiyet de yönetim demektir. Yönetimin temelinde adalet vardır. Nisa suresindeki ayete dönersek, hani insanlar bazen kendilerince bir değerlendirme yapıyorlar. Diyorlar ki aman şimdi ben doğruyu söylersem şöyle olur. Ben doğru yapacağım ama şu ma mağdur olacak, bu fakirdi, bu zengindi falan farklı düşüncelere karşı da Cenab-ı Hak doğrudan cevabını adeta veriyor ve diyor ki o kimse sizin hakkında, aleyhinde, şahitlikte bulunacağınız kimse... Zengin de olsa fakir de olsa Allah ona senden sizden daha yakındır. O yakındır diye söylediğimiz kelime de Allah sizden daha öncelikli olarak onun velisidir anlamında veli kelimesi orada da kullanılıyor. Yani siz onu düşünmeyin. Adaleti yeter ki tesis edin. Adaleti yerinde tutun. Fakirin, zenginin hali zaman içerisinde dengesini bulacaktır. Ayet-i kerimenin devamında da dafı eğip bükmenin yanlışlığı yine ifade ediliyor. Değerli izleyiciler, İslam adalet üzerinde o kadar hassasiyetle duruyor ki düşmanlara karşı bile adil olunması isteniyor. Hatta bu düşmanlar din düşmanları da olsa yani Maide suresinde 8. ayette Cenab-ı Hak der ki Estaizu billah ve la kavmin ala ta'dilu bir kavme olan kininiz, nefretiniz sizi adaletsiz davranmaya sevk etmesin. İkinci ayette benzer ifade geçer yine. Bir kavme olan kininiz o kine bir açıklama da getirilir nefrete açıklama getirilir onların sizi Mescidi Haram'dan uzaklaştırmış olmaları Mescidi Haram'a girmenize mani olmaları sizi haddi aşmaya sevk etmesin o da adaletin bir başka tarzla söylenmesidir 8. ayette şöyle devam ediyor sizi adaletsizliğe sevk etmesin dedikten sonra tekrar i'dilu diyor Cenab-ı Hak. Adaletli olun. Huve akrabu lit takva. Adaletli olmak takvaya daha yakındır. Yani iyi Müslümanlığa, iyi Müslüman olmaya daha yakındır. Müslüman adaletten ayrılmamalıdır. İnnemâ helekellezîne gablekum ennehum kânû اِذَا سَرَقَ ف۪يهِمُ الشَّر۪يفُ تَرَكُوهُ Sizden öncekiler şundan dolayı helak oldular. Onların içerisinde şerif yani şerefli, asil birisi bir suç işlediği zaman, hırsızlık yaptığı zaman onu kendi haline bırakırlardı. Yani cezalandırmazlardı. Ama ve izâ seraka fîhimu da'ifu ekâmu aleyhil hadd ama içlerinde zayıf olan o alt tabaka, aşağı tabaka diye insanların isimlendirdiği, vasıflandırdığı insanlardan birisi böyle bir suç işlediği zaman, bir hırsızlık yaptığı zaman ona cezayı tatbik ederlerdi. Peygamber Efendimiz geçmişin eski ümmetlerin yanlışını böylece ifade ettikten sonra bu hanımefendinin adının da Fatıma olmasından hareketle buyurur ki Allah'a yemin ederek buyurur ki eğer bu suçu kızım Fatıma işlemiş olsaydı yine aynı muameleye tabi olurdu. Yani bir benim kızım diye ben farklı bir muamele yapmazdım buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, Yine adalet söz konusu olunca şahitlikten de kısaca bahsetmek isterim. Şahitlik çünkü hani dedik ki adalet sadece mahkemelerin işi değil ama neticede aramızda problemler çıktığı zaman problemlerin hali olarak mahkemelere müracaat ediyoruz ve çareyi orada arıyoruz. Doğru olan da budur. Hukuka başvurmak. Yoksa kendi gayretimizle kendi intikam duygumuzla hareket etmek asla Müslümanca bir davranış olmaz. Bakın böyle bir olay karşısında Peygamber Efendimiz'in şu sözü bize ne kadar ışık tutacak? Tutmuş olmalı daha doğrusu. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz hani ona da geliyorlar çünkü insanlar ona da davalarını arz ediyorlar tarafları dinliyor ve neticede bir karara varıyor. O bir peygamberdi ama aynı zamanda bir beşerdi. Beşer vasfıyla bu problemleri çözüyordu. Onun için kendi konumunu böyle bir ortamda, böyle bir yerdeki konumunu şöyle anlatıyor bize. İnneküm tehtesimune ileyye. Siz bana davacı ve davalı olarak geliyorsunuz. Davayı bana arz ediyorsunuz. Ve le alle ba'daküm en el elhane bi hüccetihi min ba'd. Olabilir ki mümkündür sizden bazısı hüccetini, delilini, maksadını daha iyi ortaya koyabilir. Bu söz kabiliyeti, konuşma kabiliyeti, anlatma kabiliyeti daha güzel olduğu için böyle bir delil sunumu yapabilir. Ama diyor ve bunun neticesinde فَاَقْضِيَ لَهُ عَلٰى نَحْوِ مَا اَسْمَعُ مِنْهُ Ben de ondan dinlediğime göre hüküm veririm. Ama bundan sonra bakın ne diyor, فَمَنْ katatu lehu min hakkı ahihi şey'en eğer böyle bir anlatım sonunda ben sizden birisine onun lehinde hüküm verirsem kardeşinin olan hakkı hüküm olarak onun lehinde verirsem sakın onu almasın yani bu bize şunu gösteriyor. Mahkemeye müracaat etsek bile mahkemeyi yanıltmadan hüküm tesis edilmesi için gayret göstermemiz. Davacı da olsak, davalı da olsak mahkemeye adaletin yerini bulması, hakkın tahakkuk etmesi, hakkın gerçekleşmesi için yardımcı olmamız lazım. Burada sadece şahitler değil, davacı da doğru söylemelidir. Davalı da doğru söylemelidir ki e, hakim de doğru dürüst bir hakim olmalı ve neticede doğru bir karar çıkmalıdır. Böyle bir karar çıkarsa o zaman kimseye zarar vermemiş oluruz. Helal dairesinde bir hayat yaşamış oluruz. Ve son cümle olarak da diyor ki peygamberimiz yani almasın bu kardeşin hakkını dedikten sonra innema ekta'uhu اِنَّمَا اَقْتَعُ بِهِ بِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ Benim ona verdiğim şey ateşten bir parçadır. Bir parça ateşi ona vermiş oluyorum ben de versem almasın. Buradan çıkaracağımız bir ders var o zaman. Buradan çıkaracağımız ders şu. Biz daima adil olacağız. Adaletli olacağız. Herkese karşı adaletli olacağız. Adaletin tahakkukuna yardımcı olacağız. O adalet bize zarar veriyor bile olsa o asla uzun vadede zarar değildir. Bu dünyada belki kısa vadede zarar gibi görülebilir ama uzun vadede düşündüğümüz zaman zarar söz konusu olmayacaktır. Burada bir başka Konuya Aslında başka demeyelim de hayatın tamamına şamil olduğu için adalet e, bir hadis-i şerifi de hatırlamakta fayda var. Yani günlük hayatımızda adalet, mesela çocuklarımız arasında adalet. Bunu biz burada Peygamber Efendimizin bir uygulamasından e, misal olarak vereceğiz ama bütün zikredilmeyen alanlara da şamildir. O uygulama şu, Numan adında bir sahabi anlatıyor. Kendisi daha küçükken, küçük yaşta çocuk iken annesi babasından ona bir miktar hediye, hibe yapılmasını istiyor. Öyle anlaşılıyor ki bu küçük bir hibe değil. Bazen arazi diye geçiyor bazı rivayetlerde. Bazılarında da bir köle o günün şartlarında şeklinde geçiyor. Buradaki o ayrıntılar değil önemli olan sonunda olayın Peygamber Efendimiz tarafından nasıl çözüldüğü. Anne diyor ki: Muhtemelen üvey çocuklar var, farklı çocuklar var. Benim bu oğluma Hibede bulunacaksın hayattayken. Sonra adam razı oluyor. Fakat anne bununla yetinmiyor. İşi sağlama almak istiyor. Diyor ki yalnız buna, bu olaya peygamber efendimizle şahit tutacaksın. O şahidi olacak. Ne olur ne olmaz yarın bugün bu olayın. Hani bir nevi bugün ne oluyor? Bunlar gidip noterde hallediliyor bir yerde. Bir tespit ediliyor. Onu böyle sağlam bir şekilde tespit edilmesini istiyor. Peygamber Efendimiz'in şahit tutulmasını istiyor. Baba bir şir, gidiyor Peygamber Efendimiz'e. Anlatıyor olayı. Ben bu oğluma, Numan'a şunu hibe ettim. Senin de şahit olmanı istedi eşim, hanımım. Peygamber Efendimiz ona soru soruyor. Başka çocukların var mı? Onlara da böyle hibede bulundun mu? Diyor ki var ama böyle bir hibe onlar hakkında olmadı. Burada bir rivayete göre yapma diyor Peygamberimiz. Böyle yapma. Bir başka rivayete göre de beni zulme şahit tutma. Haksızlığa şahit tutma. Yani bir nevi onun bu çocuklarından birisine karşı özel muamelede bulunmasını reddediyor. Bu aile hayatımızda adalet, çocuklarımız arasında adalet önemli olduğu gibi özellikle yönetimde yer alırsak, yani bir idareci konumundaysak orada da emrimiz altında olan memurlara, hatta işimiz işimizin kapsamına giren insanlara karşı da hep adaletli olmak zorundayız. Onun için Peygamber Efendimiz yine bir hadis-i şerifinde yedi sınıf insandan bahseder. Seb'a'tun yuzilluhumullahu yevme la zille illa zilluh. Yedi sınıf insan vardır ki Allah'ın gölgesinden başka gölgenin olmadığı günde Allah onları kendi gölgesinde gölgelendirecektir. Yani konuyu biraz zihnimize daha yakınlaşması, daha iyi anlamamız açısından şöyle düşünün. Bir defa bahsedilen gün kıyamet günüdür. Başka hadislerden biliyoruz ki kıyamet günü insanlar çok sıkıntıdadır. Orada hesap görülecek onu bekliyorlar. Güneş çok yaklaşmıştır. Herkes ter altındadır. Bugün şu dünya hayatında bile sıcak yaz günlerinde bir güneş altında kaldığımız zaman ne kadar sıkıntı çekildiğimizi bilirsiniz. Böyle bir ortamda bizi birisi alsa da bir gölgelik yere götürse ne kadar seviniriz. İşte öyle bir günde Allah'ın gölgesinden istifade edecek bu yedi sınıf insan sayılırken birinci sırada El İmamul Adil diyor Peygamber Efendimiz adaletli devlet başkanı, devlet adamı. Yani onu devlet adına iş gören bütün insanlara teşmil edebiliriz. O bir vilayette validir, bir ilçede kaymakamdır, yahut da bir yerde ne bileyim müftüdür, müdürdür, muhtardır, belediye başkanıdır, şeftir. Ne olursa olsun devlet yönetiminde görevli olanların adaletli olmasının çok daha fazla önemi vardır. Buna karşılık da sevabı vardır. Bakın burada sevabından bahsediyor Peygamberimiz. Böyle bir günde, sıkıntılı günde Allah'ın onları gölgesinde barındıracağından bahsediyor. Rabbim adil olanlardan eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel alemin, bizleri adil olanlardan eyle. Ya Rabbi bizleri adil insanlarla beraber olanlardan eyle. Bizi merhametlilerden eyle Ya Rabbi. Bizi merhametlilerle beraber eyle Ya Rabbi. Her türlü Zulümden sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Zalim olmaktan da, zulme uğramaktan da sana sığınıyoruz ya Rabbi. Dünyaya huzurlar ver ya Rabbi. Dünyayı zalimlerin zulmünden, gadrinden, haksızlığından sen muhafaza eyle ya Rabbi. Dünyada hilekarların, sahtekarların sayısı günden güne artıyor. İyilerin sayısını artır ya Rabbi iyiler sayesinde dünyaya huzur ve saadetler lütfeyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bizleri evinde de, mahallesinde de, şehrinde de adil eyle, adaletli eyle. Ya Rabbi, işini iyi yapanlardan eyle. Vazifesini iyi yapanlardan eyle. Hainlerden ve hainlerin şerrinden sen bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi. Başta memleketimize olmak üzere İslam dünyasına ve ailelerimize karşı komşularımıza karşı şahsımıza karşı hıyanet içerisinde olanların zulmünden ve hainliğinden sen muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin düşmanla işbirliği yapan bilhassa İslam düşmanlarıyla işbirliği yapan hainlerin, fasıkların, facirlerin şerrinden fitnesinden fesadından hasedinden sen bizleri muhafaza eyle. Şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Bizleri seni sevenlerden eyle ya Rabbi. Seni sevenleri sevenlerden eyle ya Rabbi. Senin yolunda yürüyenlerden eyle ya Rabbi. Senin yolunda yürüyenlere yardım edenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbele alemin kalplerimizi İslam üzere sabit eyle. Son nefesimizde iman ile bu dünyadan ayrılanlardan eyle. Ya Rabbi son nefesimizde imanımızdan bizi ayırmak isteyecek olanlar olursa onların şerlerinden muhafaza eyle. Kelime-i şehadet ile Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü" diyerek son nefesini verenlerden eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi el alemin tekrar dualarımızı kabul eyle. Dualarımızı Mekke'de, Kabe-i Muazzama'da, Mescid-i Haram'da, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da yapılan kabul edilen dualar zümresine ilhak ile, Fetekabbelaha Rabbuha bi kabulin hasenin ve ambetane badin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. والحمد لله رب العالمين